değerli izleyicilerimiz, korona ilgili maalesef çok üzücü bir haberimiz daha var. Bartın'da bir baba, biri Almanya'da, biri de Bartın'da yaşayan iki oğluyla beraber üç kişi korona virüse yenik düştü. Çok acı bir olay. Bartın'ın Yanas köyünde yaşayan alim Yücetaş, 11 Kasım tarihinde korona virüs teşhisiyle Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. 12 gün boyunca yoğun bakımda kalan adam maalesef kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Alim Yücetaş'ın 56 yaşındaki oğlu Mustafa Yücetaş da koronavirüse yakalandı ve Almanya'da hastaneye kaldırıldı. Mustafa Yücetaş babasından bir hafta sonra Almanya'da hayatını kaybetti. Mustafa Yücetaş'ın cenazesi Almanya'dan uçakla babasının yanına getirilerek defnedildi. Ali Yücetaş'ın Bartın'da yaşayan diğer oğlu da 50 yaşındaki Mehmet Yücetaş da babasından ve abisinden kısa bir süre sonra hastanede koronavirüs nedeniyle tedavi altına alındı. Ancak o da hayatını kaybetti. Baba ve iki oğlu yan yana Bartın'da yanas köyünde defnedildi. Maalesef üzücü bir haber. Koronavirüs böyle can almaya devam ediyor. Maalesef durum hiç de iç açıcı değil. O nedenle aman ha aman kendinize dikkat edin. Görüyorsunuz ortalık bu haberlerle dolu. Çember daralmış vaziyette. Ben kendimden örnek vereyim. Etrafımda bir sürü arkadaşım Akrabamız koronavirüse yakalanmış vaziyette bu sayı her geçen gün artıyor. Maalesef insanlarımızın bir kısmı hala dikkat etmiyor maalesef. Şimdi Almanya biliyorsunuz bazı uygulamalarıyla içimizi acıtıyor. Cenazen eğer paran yoksa yakılıyor diyeceksiniz ki olur mu öyle şey? Bakın olduğunu gösteren bir haberi şimdi sizinle paylaşacağım. Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nden Almanya'ya gelen Lasine Konate isimli genç bir süre önce kansere yenik düştü. Maddi durumları iyi olmadığı için ülkesine gönderilemeyen Konate'nin cenazesi günlerce Mohk'ta bekletildi. Alman makamları yakılmadan önce DİTİP'e Diyanet İşleri Başkanlığı'nın biliyorsunuz organizasyonu ona haber veriyorlar. Ve araya ditip giriyor bakın ne oluyor. Hastane yetkilileri ölen genç Müslüman olduğu için ditip Günzburg Camii yönetimini arıyor. Türkler de hemen Afrika Lasine Konete'nin cenazesine sahip çıkarak camiye getiriyorlar. Günzburg Camisi Başkanı Yılmaz Kum Ditip Camisi Başkanı Hasan Yılmaz ve Almanya Yozgat Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Sayın Alper Başkurt'un girişimleri ve katkılarıyla Konate'nin cenazesi İslami usullere göre toprağa veriliyor. Türklerin bu örnek davranışı haberi gencin memleketine ulaşıyor fil dişine. Gencin ailesinin yaşadığı köyün imamı Ditip'i arayarak teşekkür ediyor ve şunu söylüyor. Bakın çok önemli bir cümle. Türkler varsa içimiz rahat. Onlar gerekeni en iyi şekilde yapar diyor. Evet, yurtdışı Türkler ve akraba toplulukları Başkanı Sayın Abdullah Eren de sosyal medya hesabından bu olayı paylaştı. Bakın imamın söylediği ne kadar içimizi böyle hani sevindiren, birazcık hani bizi mutlu eden bir şey. Türkler varsa içimiz rahat. Onlar gerekeni en iyi şekilde yapar. Biz Müslümanın cenazesini yaktırmayız. Açıkçası söylenen bu emeği geçenleri kutluyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bir Müslümana sahip yakılmaktan kurtardılar. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin. Emeği geçenlerden de Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz Hollanda'da vaka sayıları aşağı yönlü diyebiliriz. En azından Hollanda stabil tutmaya çalışıyor. Bunu da bir nebze olsun başarıyor günlük vaka sayıları ortalama 5000 civarında e, hayatını kaybeden insan sayısı ise günlük 150 ile 200 arasında değişiyor Ancak önlemler bazı bölgelerde gevşetilse de bunun sonuçları olumsuz oluyor hemen rakamlar artmaya başlıyor şunu söylemek gerekiyor Hollanda ya da diğer ülkeler hiç önemli değil Corona virüsle mücadele öyle Hani ben takvim yaptım 10 gün sonra şöyle olacak böyle olacak gibi değil bana sorarsanız Şubat ayın sonuna kadar bu tedbirlerin bu şekilde devam etmesi gerekiyor ki bu illetten insanlar bir nebze olsun kurtulsun. Şimdi bazı izleyicilerimizi duyuyor gibiyim. Biz ne yapacağız kardeşim? İşte ekonomik olarak vesaire olarak hepsi darda olanlar var. Bakın değerli izleyicilerimiz. Siyasetçiler, ülkeleri yönetenler eğer isterseler kişi başına atıyorum 5000 euro da verebilir, 10000 euro da verebilir. Yeter ki yapmak isteyin. Şimdi ben bunu söylerken bazı izleyicilerimizin ta Şubat'a kadar biz nasıl dayanacağız? Ekonomik olarak çok zor duruma düşer, insanlar iflas eder dediğini duyuyorum. Evet, haklısınız. Ben de biliyorum. Ben de aynı yerde yaşıyorum. Aynı dünyada yaşıyoruz. Ben de en az sizin kadar ekonomik göstergeleri takip ediyorum. Ancak değerli izleyicilerimiz, bakın siyasetçiler toplumun tepkisini almak istemiyorlar. Hemen bir şey olunca gevşetmeye başlıyorlar. Bakın Hollanda'da gevşetildi, vaka sayıları hemen artmaya başladı. İsviçre'de gevşetildi, vaka sayıları artmaya başladı. Almanya'da gevşetildi, vaka sayıları arttı. Şu anda sıkı bir tedbir dönemi var. Ona rağmen vaka sayıları arttı. Şimdi ekonomik olarak şunu yapılması gerekiyor devletlerin vermiş olduğu bu yardımların mutlak surette arttırılması gerekiyor. Bu kadar basit. Şimdi birileri diyor ki kaynak yok diyor, para yok diyor, oyo diyor. Ya bakın siyaset parayı yönetme sanatı. Ortada bir para var, devletin bir parası var. Siz siyasetçi olarak, başbakan olarak, başkan olarak bu parayı kime vereceğinizi tercih ediyorsunuz. O para yönetme görevi sizde. Siz eğer isterseniz o parayı vatandaşa ekonomik olarak koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen bir vatandaşınıza verirsiniz. Vatandaşlarınıza dağıtırsınız. Eğer istemezseniz dağıtmazsınız. Bu kadar basit. Şimdi Almanya'da, Hollanda'da neyi duyuyoruz? Özellikle işletmeleri olan, iş yeri sahipleri olan arkadaşlarımız şunu söylüyor. Diyorlar ki: "Almış olduğumuz bu destekler yetmiyor." Evet, yetmiyor. Kirası olan var, çalışanları var, o su var, bu su var. Şimdi hal böyleyken Almanya'nın evet ya bizim de bütçemiz bu kadar bu kadar verebiliyoruz demesi kadar yanlış bir şey yok. Yetmiyor ortada. Turizm sektörü bitmiş vaziyette, gastronomi, restoranlar bunlar bitmiş vaziyette. Hangi sektör etkilenmedi ki? Hangi sektör? O nedenle tüm Avrupa'da 100 yılda bir dünyada 100 yılda bir olabilecek karşılaşabileceğimiz bu dönemde yardımların da mutlak surette artırılması gerekiyor. Şimdi bir restoranı olan bir vatandaşımız Almanya Köln'de Lömbri Ren kenarında mavi bir bina. Köln'de yaşayan arkadaşlarım bilir. Sahibi bir Türk. Fazıl Bey, Fazıl Bay Bey. Şimdi Fazıl Bey geçtiğimiz günlerde şunu söyledi. Dedi ki: Biz dedi koronavirüs döneminde borç zengini olduk dedi. Borç zengini. Bakın bu durum sadece Fazıl Bey için geçerli değil. Ayakta durmak için hadi bugün hadi yarın diye ayakta durmaya çalışan tüm işletme sahipleri için geçerli. Bu insanların ayağa kalkması en az iki yıl Koronavirüs aşı bulundu, geliyor, bitmeyecek ki. 2021'in kışında da olacak. Yani devletlerin mutlak surette bu yardımları arttırması gerekiyor. Aksi halde önümüzdeki günlerde mutsuz insanlar sayısı daha da artacak. Şimdi Hollanda'ya baktığımızda Şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Haftalık ölüm sayısı 400 kişi civarında bekleniyordu ama bu rakam şu anda en az değerli izleyicilerimiz 900 950 lira çıkmış vaziyette günlük 150 200 arasında gidip geliyor. Önümüzdeki günlerde bu rakamın Hollanda'da daha da artması uzmanlar tarafından beklenen bir durum. Haybe, hayatını kaybedenleri çok büyük bir kısmı yaşlılar. Tespitlere göre ölümlerden 1900'den fazlası 80 yaş üzeri, yaklaşık 1100 kişi 65 ve 80 yaş aralığında, 65 yaş altı ölümler ise 400 civarındaymış Hollanda'da. Evet. Aşıyla ilgili Hollanda ev doktorlarının ciddi bir çekincesi var. Bu da BioNTech tarafından Almanya'da Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci tarafından bulunan BioNTech aşısı biliyorsunuz eksi 70 derecede taşınmalı ve muhafaza edilmeli. Eksi 70 derecede. Bununla ilgili olarak Hollanda Ev Doktorları Ulusal Ev Doktorları Derneği'nden bir açıklama geldi ve şu söyleniyor. Bu aşıyı saklama imkanı yok aşı hem çok sayıda paketlenerek geliyor hem de çok özel şartlarda korunması gerekiyor. Bir seferde bin doz aşının bir ev doktoruna geldiğini düşünelim. Çok kısa sürede bunu uygulaması mümkün olmadığı gibi saklama imkanı da olma, olmaz. Doktor ne yapacak diye soruyorlar. Evet maalesef durum bu. 4 Ocak'tan itibaren Hollanda'da aşılama çalışmaları başlayacak onay bekleniyor. EMA'dan yani Avrupa Birliği'nin aşıya onay veren kurumundan onay bekleniyor. Hollanda'da ekonomik nedenlerden dolayı kafe, bar ve restoran sahipleri hükümete res çekti. Hükümete res çekti. Neymiş bakalım. Ülke genelinde bulunan 50 lokanta sahibi hükümete tedbirler konusunda güvenlerini kaybettiklerini ve yasak olsa da 17 Ocak tarihinde iş yerlerini açacaklarını ilet, ilettiler, ilan ettiler. Lokanta sahipleri açıldıklarında kurallara tam anlamıyla uyacaklarını ifade ettiler. Hollanda Kraliyet Lokanta Birliği üyesi 230 iş yerinden 50 tanesinin bu kararı aldığı ancak birlik yönetiminin bu karara katılmadığı ifade ediliyor. Amsterdam, Rotterdam başta Değerli izleyicilerimiz bakın res çekmek şu demek? Biz bittik demek. Ekonomik olarak zor durumdayız demek. İşte bu nedenle de mutlak surette işletmelere yapılan yardımların arttırılması gerekiyor. Aksi halde önümüzdeki günlerde daha da üzücü olaylarla karşılaşacağız.